Az önce tanıtılan Apple Vision Pro şu anda yanımda. Öne çıkan teknolojilerini Shift Delete Net farkıyla sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu beğenmeyi, video bittikten sonra da yorum yazmayı unutmayın. Tüm dünyayı değiştireceğini düşündüğüm bu teknolojiye gelin yakından bakalım. Evet, şu anda bana sıra geldi arkadaşlar. Çok zorlu şartlarda bu çekimi yaptığımı söyleyeyim. Çünkü yüzlerce influencer şu anda Apple Park'ta bu ürünü çekmeye çalışıyor. Daha önceden de aslında benzer ürünler duyurulmuştu. Mesela Facebook'un Oculus Pro'sunu sizlere anlatmıştım. Ama Apple her şeyi değiştirecek. Neden değiştirecek onu da söyleyeyim. Çünkü daha önceki cihazlarda en büyük sorunumuz neydi arkadaşlar? İçerik. İçerikleri bulmak, bulduktan sonra satın almak gerçekten çok zordu. Ama şimdi Apple içerik konusunda müthiş bir imkan sağlıyor. Aynı zamanda sadece içerik değil, burada görmüş olduğunuz Vision Pro'ların donanımı da gerçekten müthiş görünüyor. Aynı zamanda harika bir ergonomi de sağlıyor. Mesela kıyaslayacak olursak bazı sanal gerçeklik gözlüklerinin dışında ne vardı? Elinize taktığınız bileklikler vardı. Şimdi bilekliklere burada ihtiyaç yok. Neden? Çünkü parmak ucunuzla bu işleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca en önemli farklarından bir tanesi diğer cihazlarla olan bağlantı imkanları. Yani bir iPhone'la, bir iPad'le, bir Apple TV ile bağlanması inanılmaz kolay. O nedenle rakiplerine fark atacağını söyleyebiliriz. Ama burada fiyat çok belirleyici bir faktör. 3000 doların üzerinde bir fiyat var ve bu fiyat gelecek yıl satılacak olan cihazın fiyatı. Daha henüz hazır değil. Gelecek yıl Apple Vision Pro hayatımıza girmiş olacak. En önemli yeniliklerden bir tanesi buradaki gözlükle beraber bizim FaceTime konuşması yapabiliyor olmamız. İletişimi bir başka seviyeye taşımış olacak. Sadece iletişim değil aslında, eğitim konusunda da çok önemli yenilikleri var. Hem eğitim hem de iş dünyasında bu gözlükle beraber yapılabileceklerin sınırı kalkıyor. Bir proje üzerinde, bir dosya üzerinde ekip arkadaşlarınızla çalışabileceksiniz. Üzerinde çok fazla sayıda sensör var arkadaşlar. Hani baktığınız zaman siz bu gözlüğü takan kişinin gözlerini sanki burada görüyor musunuz gibi, saydam bir cammış gibi size bir efekt veriliyor. Ama aslında içeride yüzünüz taranıyor. Sizin bir persona, yani kişiliğiniz oluşuyor, görüntünüz oluşturuluyor. Bu kişisel karakteriniz dışarıya yansıtılıyor. Şimdi buradaki gözlüğün en önemli yeniliklerinden bir tanesi şu, sizi gerçek hayattan da koparmıyor. Yani yanınıza biri geldiğinde, diyelim ki siz bu gözlüğü taktınız, yanınıza biri geldiğinde şu gözlüğün etrafındaki sensörler, kameralar o kişinin görüntüsünü gözlüğü takan kişiye yansıtabiliyor. Bu arada görüntü kadar ses de çok önemli. Şurada çok iyi yapılandırılmış ses üniteleri var, hoparlörler var. Apple Watch'lara hemen yaklaşıyorum. Şurada Apple Watch'un düğmesine benzeyen bir başka düğme var. Bu düğmeyle siz kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz malzemeler hem ergonomi için, yani kolay bir şekilde takabilmeniz için bu gözlüğü size imkan sağlıyor. İnanılmaz fazla patent var buradaki gözlükte. Sadece gözlük demek gerçekten çok ayıp olur. Müthiş bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Özel bir App Store var içerisinde. Bu App Store'da sadece Apple Vision Pro için uyumlu olan uygulamaları göreceksiniz. Mesela şu anda bu cihazları üreten diğer firmaların en önemli sorunlarından bir tanesi uygulamaların az olması, ama Apple tarafında böyle bir sorun yok. Çünkü geliştiriciler çok hızlı bir şekilde kendi uygulamalarını buradaki gözlüğe adapte edebilecekler. Hatta bazı program isimleri de verildi. İşte Zoom olsun, başka uygulamalar olsun, hızlı bir şekilde bu gözlükle beraber kendi uygulamalarını yepyeni bir dünyada kullandırabiliyorlar. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu gözlüğe şöyle parmağımı uzatabilecek kadar yakınım. Tabii ki dokunmayacağım ama her şeyi değiştirecek. Örneğin okulda anlatılan bir derste, işte burada bir örnek verildi. Kalp nasıl çalışır? Bu gözlüğü taktığınızda bir öğrencinin bunu öğrenebilmesi gerçekten çok çok kolay. Ya da bir tasarımcının veya bir proje üzerinde çalışan mühendisin ekibiyle beraber çalışması gerçekten çok çok kolay arkadaşlar. Bununla beraber tabii pil süresi çok önemli. Şimdi şurada hemen biraz daha yaklaştıracağım. Hemen şurada aslında Apple Watch'u şarj edermiş gibi hani manyetik bağlanan bir kabloyu görüyorsunuz. Buradaki kabloyu böyle taktığınız sürece tüm gün kullanabiliyorsunuz. Ama mobil olarak kullanacağım, hareket edeceğim diyorsanız o zaman şöyle bir seçenek var. Şu görmüş olduğunuz bataryayla beraber 2 saate kadar
kullanabiliyorsunuz. İçerisinde M2 işlemci var. Mikro LED mimarisine sahip olan ekranlar var. Çözünürlük gerçekten çok yüksek. Hayran kaldığımı söyleyebilirim. Deneyimine hayran kaldım. Tasarım da çok güzel. Ha bu arada şunu da söyleyeyim tasarım konusunda. Üzerinde bir kordon olmadığı için saçınızı vesaire bozmuyor. Özellikle hanımefendiler buna çok dikkat ediyor. Eğer bir kordon olsaydı onu kullanmak çok kolay olmuyordu. Ama bu sayede gerçekten çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Gözlüklü olanlar da yine kullanabiliyor. Sensörler, kameralar müthiş saklanmış arkadaşlar. Gerçekten hayran kaldım. Geldik videonun sonuna. Apple Vision Pro ile olan buluşmamız sona erdi. Tüm dünyayı değiştirecek dedim ama sizler ne diyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.